Ocak, Çarşamba, Ayrıntı Canlı Haber'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Günün gelişen ana başlıklarıyla ekranlarınızdayız. Efendim yarın 10 Ocak, yarın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Ve dolayısıyla yarın çıkacak okuyacağınız gazetemizde gazetecilere ilişkin kutlama mesajlarını göreceksiniz. Tabii bu anlamda bugün ilçede çok sayıda kutlamalar yapıldı gazetecilere yönelik açıklamalarla. Tabii bu anlamda da güçlü basın demokrasinin tesisini sağlamaktır dedi Türk Ocakları Polat Şube Başkanı İlhan Dereköy. Bu anlamda da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutladı. Dereköy, gazeteciler doğru, ilkeli ve tarafsız haberleriyle topluma her daim ışık tutarlar dedi. Efendim bir kutlama mesajı da Cumhuriyet Halk Partisi Polat İlçe Başkanı Selam Ovacık'tan geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Polat İlçe Başkanı Selam Ovacık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak gazetecilerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ovacık, basının toplumun sesi olma işlevini yerine getirebilmesinin, basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin kaldırılmasına, doğru, ilkeli, kişilik haklarına ve özel yaşama saygılı habercilik anlayışının benimsenmesine, her koşulda meslek etiğinin gözetilmesine, basın çalışanlarının haklarına sahip çıkılmasına, ekonomik ve sosyal durumların iyileştirilmesine, onlara özgür çalışma ortamı sağlanmasına bağlıdır dedi Cumhuriyet Halk Partisi Polat İlçe Başkanı Selam Babacık ve bu anlamda da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Evet, Çay ve ekibi STK'larla bir araya geldi. Tabii siyasi atmosferde Cumhuriyet Halk Partisi Polat Belediye Başkanı da İsmail Can ilçede hem esnaf odalarına hem sivil toplum kuruluşlarına hem de vatandaşlarla buluşmasına devam ediyor. Tabi bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi Polat İlçe Polat Belediye Başkanı adayı Sami Çay bugün bir de siyasi parti ziyaretinde bulundu. Onu birazdan aktaracağız. Ancak onun öncesinde STK'larla bir araya geldi. Tabi bu anlamda Kızılay Polatlı Şube Başkanı Hasan Benli, yine Türk Hava Kurumu Polatlı Şube Başkanı Ömer Lütfü Türker, Polatlı'daki Haymanalılar Derneği Başkanı Alişir Atalay ve Polatlı Haymanalılar Derneği Başkanı Eşref Yücel ve yönetimiyle bir araya gelerek STK'ların Polatlı'daki işlevselliğinden bahsetti. Sorun ve sıkıntıları dinledi, talepleri aldı. Sayın Çay bu anlamda da gezilemeye devam ediyor sevgili izleyenler. Evet, 10 Ocak kutlamaları kapsamında yine bir kutlama mesajı da Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Polat İlçe Başkanı Uğur Güngör, gazetecilerimizi yürekten tebrik ediyoruz diyerek 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde Polatlı'mızın değerli gazetecileri olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak mesajına yer verdi. Ve CHP ve MHP seçim öncesi yan yana geldi sevgili izleyenler. Bildiğiniz üzere Cumhuriyet Halk Partisi Polat Belediye Başkanı da Sami Çay ilk ziyaretini AK Parti ve MHP'nin ortak ittifak adayı Sayın Mursel Liska ile gerçekleştirmişti. Akabinde dün AK Parti ilçe başkanı Aysel Demir ile bir araya geldiler. Ve bugün ise ittifakın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Polat İlçe Başkanı'na bir ziyaret gerçekleştirildi. Bu anlamda Polatlı Belediye Başkanı adayı Sami Çay, ilçe başkanı Selam Babacık beraberliğinde Milliyetçi Hareket Partisi Polatlı İlçe Başkanı'nı ziyaret ederek seçim öncesi birbirlerine başarılar dilediler sevgili izleyenler. Ve bir kutlama mesajı da Polatlı Belediye Başkanı Nusay Yıldızkaya'dan geldi. Yıldızkaya, gazeteciler milletin vicdanının sesidir dedi. Polatlı Belediye Başkanı Nusay Yıldızkaya 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayınladı. Başkan Yıldızkaya, Polatlı Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde şehrimizde bu önemli mesleği icra eden gazetecilerimizin, basın mensuplarımızın yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışma hayatlarında da başarılar diliyorum dedi Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya. Evet, Ayrıntı gazetesinin yarınki manşetinde yine tabii ki gazetecilerle ilgili haber var. Malum yarın da bizim günümüz sevgili izleyenlerimiz ve geleneksel basın buluşması yapıldı. Efendim Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Tayhan Polatlı'da her 9 Ocak sabahı geleneksel bir etkinlik program tertipliyor. Gazetecilerle bir araya gelerek hem kahvaltı yapılıyor, hem gazetecilerin talepleri dinleniyor, hem de Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın mesleki ve sektörel anlamda ve Polatlı'nın sorunları, sıkıntıları ve değerleri noktasında da gazeteciler ve oda yönetimiyle karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuyor. İşte bu anlamda
İsmail Tarhan ve yönetimi bugün gazetecilere misafir etti sabah kahvaltısında. Polatlı'da görev yapan gazete mensuplarını bir araya getirdi. Sayın Tarhan hem gazeteciler gününü kutladı hem de gazetecilere günün anısına hediyeler takdim etti sevgili izleyenler. Evet, yarın 10 Ocak çalışan gazeteciler günü. Tabii bu anlamda başta gazete ayrıntının çalışanları olmak üzere ben de dahil tüm gazeteci arkadaşlarımın, meslektaşlarımın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Meslek yaşamlarında başarılar diliyorum. Özel hayatlarında başarılar diliyorum. Efendim yarın aynı saatte, aynı ekranda 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde buluşuncaya dek hoşçakalın, mutlu kalın, iyi akşamlar.